Bu günlerde çok oturup düşündüm. Niye bu günlerimi yitirdim diye öz özüme sual verdim. Bu sözler ikinci defa xərçəng xəstəliyinə tutulan Topbuş bacı obrazı ile meşhurlaşan əməkdar artist Tunçalə Əliyeva ARB TV'de qonaq olarken deyib, ağrılı-acılı günler keçirən sənətçi kövrələrək xəstəliyinin onun elinden her şeyini aldığını söyleyip, çok heyif ki gözelliğim, şamım, her şeyim onunla getdi. Köklüyümle bağlı mı deyim, her şey onunla getdi. Elə bil ki, insanların mənə olan ihtiyacı onunla getdi. En asas ise televizyaların mənə olan ihtiyacı getdi. Her şeyi ona göre itirdim, diye ağladı. Xərçəngdən saçları tökülən Tunçalə Əliyeva kızı Zəhranın büyük stres keçirdiğini, hatta 3 gün depresiyaya düştüğünü dile getirip, benim için saç çok önemli idi. Onları birdenbire kestirmeye elim gelmedi. Saçlarımı hörük ettim. Seher duranda gördüm ki, hörüklerim yatağımın yastığının üstündedir. Erim Röyal'a söyledim ki, saçlarımı keçel etsem, pis olmazsan ki. Dedi ki, bu ne danışıqdır, dəlisən, əsla pis olmaram. Getdim kimyoterapiyadan keçdim. Qayıdıb evə gələndə gördüm ki, Röyal saçını keçəl qırdırıb. Başımı qırdıqdan sonra kızım Zəhra 3 gün depresiyaya düşdü. Dayanmadan sual verməyə başladı ki, ana, saçın hanı? Ata, saçın hanı? Başıma parik qoymaq istəyirdim. Amma sonra çalma ile başımı bağladım. Zehra gece uyanıp diksinirdi. Aldığı kimyoterapiyadan zayıflayan emektar artist canına defelerle gasp etmek istediğini bildirip, çok ağır dönemlerden geçip geldim. Aprel ayında muayene için hekime giden de söyledi ki, sana yaxşı haberim yoktur. Böyrek damarlarda töreme var. Koronavirusa göre müalicəmi kimyoterapiya əvəzinə kimya tərkibli dermanlar kabul ederek devam ettiririm. Her halimle ayağa kalkıp dözüm deyirəm, yalnız irəli. Kim ki benim kimi xərçənglə mübarizə aparır, onlara ayakta durmağı arzu edirəm. İnanın, o kadar olub ki, özümü 8-ci mertəbədən pilləkənlardan atmak istəmişəm. O aldığım kimyaların təsirindən elə bir vəziyyətə qalırdım ki, qışqırıb Röyala deyirdim, ayaqlarımı pilləkənlərdən aşağı endir, çünki ayaqlarımı qaldırıb aşağı sala bilmirdim. Heç nəyə gücüm yetmirdi. Dərindən nəfəs alıb, Zəhranı gözümün önünə gətirib, güclü olmağımı özümdən tələb edirdim.